Evet arkadaşlar, zardan madde geçişi, zarda gerçekleşen olaylarla ilgili sorularımızla karşınızdayız. Hücre zarı özelliklerinden hangilerine sahip olabilir diye soruyoruz. Glikoprotein, glikolipit, fosfolipit bulundurma, evet. Akışkanlığı sağlayan kolesterol molekülü bulundurma, evet. Hayvansal hücrelerde bulundurma diye belirtebiliriz. Kolesterol molekülü arkadaşlar sadece hayvansal hücrelerde bulunur. Buna da özellikle belirtelim. Bitkilerde kolesterol yoktur çünkü. Sil kamçı mikrovillüs gibi yapıları oluşturabilir. Doğru. Sahip olabilir ifadesini kullandığına göre 1, 2 ve 3. öncülümüzü doğru olarak kabul edebiliriz. Yukarıdaki deney düzeneğinde bağırsak torba içerisinde bulunan moleküllerinden hangileriyle ilgili ayraç madde cam kaba ilave edilirse bir süre sonra cam kapta renk değişimi gözlemlenebilir. Şimdi burada lütfen şuna dikkat. Bağırsak torba içinde bulunan, bağırsak torbanın içerisinde ne varmış? Nişasta varmış. Aynı zamanda amino asit varmış. Aynı zamanda glikoz varmış. Aynı zamanda karbondioksit varmış. Şimdi burada şuna lütfen dikkat edelim. Bu tarz sorularda nişasta bağırsak torba içerisinden cam kaba çıkamaz. Çünkü büyük bir moleküldür. Ancak amino asit küçük bir molekül olduğu için bağırsak torbadan dışarıya çıkar. Aynı şekilde glikoz bağırsak torbadan küçük olduğu için cam kaba çıkar. Aynı şekilde karbondioksit küçük olduğu için cam kaba çıkış gözlemleyebiliriz. Yani büyük molekül bağırsak içerisinden dışarıya çıkamazken küçük molekül amino asit veya glikoz veya karbondioksit gibi maddeler veya yağ asidi gibi maddeler cam kaba doğru çıkış gösterir. Cam kapta amino asit, glikoz ve karbondioksite rastlayabileceğim için bunların ayraçlarını ilave ettiğimde de ne yapabilirim? Renk değişimi cam kapta gözlemleyebilirim. Turgor basıncı bir şekildeki gibiymiş arkadaşlar. Bir bitki hücresi 1, 2, 3 ve 4 nolu ortamlarda bırakıldığında hücrenin turgor basıncında gözlenen değişiklikler grafikte gösterilmiştir diye belirtiyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez diye soruyor bize. Bakalım. 1 ve 4. ortamda yoğunlukları farklıdır diye söylemiş. İkinci ortam hücreye göre hipotoniktir. Üçüncü ortam hücrenin ozmotik basıncını arttırmış. Şimdi turgor basıncımız sabit. Turgor basıncımızın arttığı. Turgor basıncımızın arttığı bir evre ise mutlaka su alıp şiştiği. Turgor basıncının azaldığı bir evre ise plazmoliz olduğunu gözlemliyoruz. Plazmoliz olan bir hücre hipertonik bir ortama konulmuştur. Böyle bir hücre ise hipotonik bir ortama konulmuştur. Şimdi bakıyorum. Üçüncü ortamda hücre plazmoliz olmuştur. Doğru. İkinci ortamda hücrenin hacmi artmıştır. Doğru. Üçüncü ortamda hücrenin ozmotik basıncı artmıştır. Bu alanda ozmotik basıncımız artar. Turgor basıncımız düşer. Doğrudur. İkinci ortam hücreye göre hipotoniktir. İkinci ortam denildiğinde hücre burası ortama bırakıldığında hipotonik olduğunu gözlemleyebiliriz. 1 ve 4. ortamların yoğunlukları farklıdır. Bununla ilgili bir yorum yapamayız. Aşağıda 3 farklı molekülün zardan geçişi gösterilmiştir. Numaralandırılmış olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kere 3 numaralı olayda küçük moleküllerin geçtiğini görüyorum. Küçük moleküllerin geçtiğini ve ATP harcandığını görüyorsam burada aktif taşıma gerçekleşiyor. Aynı zamanda burada çoktan aza maddenin geçişini ama burada proteinlerin kullanıldığını görüyorsam kolaylaştırılmış difüzyondan bahsediyorum. Zardan direkt madde geçişinin çoktan aza geçişi gözlemliyorsam difüzyonu gözlemliyorum. Bunların ikisinin difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olduğuna nereden vardım diye soru sorabilirsiniz. Eğer taşıyıcı kanallar kullanılıyorsa, yani taşıyıcı proteinler kullanılıyorsa kolaylaştırılmış. Eğer direkt hücre zarından, fosfolipid tabakasından geçiş oluyorsa difüzyondur. Bir numaralı olay basit difüzyondur. Doğru. İki numaralı olay sırasında taşıyıcı proteinler görev yapar. Doğru. Üç numaralı olayın gerçekleşmesi için hücrenin canlı olması gerekir. Doğru. Neden diye soracaksınız. ATP olduğuna göre, ATP arkadaşlar canlılık belirttiğine göre mutlaka ve mutlaka ATP
olması gerekiyor. 3 ayrı bağırsak torba içinde %10 sükraz içeren çözelti konuluyor ve torbalar içeriği aşağıda belirtilen kaplara bırakılıp yeterli bir süre bekletiliyor. Bununla ilgili olarak arkadaşlar diyor ki bize, buna göre birinci, ikinci, üçüncü ortamlarda bağırsak torbanın osmotik basıncındaki değişimlerden bahsediyor. Bir kere ikincisinde osmotik basıncımız dengede olacak. Yani ikinci durumda aslında bizim değişikliğimiz olmayacak. Bu şıkkımız kafadan gitti. Baktığımızda arkadaşlar şöyle yapalım, şöyle gösterelim. %5'lik sükroz çözeltisi içerisinde %10'luk bir sükroz çözeltisi bırakıldığında ne diyor bize? Torba içeriğinin osmotik basınç değişimi. Torba içeriğinin osmotik basınç değişimi dediğine göre burada %95 su var. Burada %90 su var. Doğru mu? Su buradan buraya geçmek isteyecek. Su içeriye doğru geçmek istediğinde suyun osmotik basıncı azalacak. Torbanın pardon. Turgor basıncı artacak. Yani osmotik basıncınız burada düşecek. Burada %20'lik sükroz çözeltisi varsa %80 suyunuz var. %10'luk sükroz çözeltiniz varsa %90'lık suyunuz var. Gene bağırsak torbayı içeri koyduğunuzda su bu sefer bunun içerisinde fazla olduğu için ortama çıkacak. Ortama çıktığından dolayı, su kaybettiğinden dolayı osmotik basıncınız artacak. Yani birincisinde osmotik basıncınız azalırken, ikincisinde osmotik basıncınız sabitken, üçüncüsünde osmotik basıncınız artış gösterecektir. O yüzden seçeneğiniz B seçeneğiniz olarak ifade edilir.